Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de bu güzel bebiş battaniyesi modelini çalışacağız. Ben size şöyle bir parça çalıştım. Şöyle yakından göstereyim. Kenar oyası aynı modelden devam ediyor. Bu şekilde 3 boyutlu. İki tarafı da kullanılabilir. Çok güzel bir battaniye modelimiz var. Böyle ufak bir parça çalıştım. Model yeterince anlaşılıyor. Zincir sayısı vermiyorum. Şöyle söyleyeyim. Diyelim ki 1 metre 1 metre battaniye öreceksiniz. Zinciri 1 metre boyunda çekip modeli kurabilirsiniz. Hani biraz fazlasını çekin. Daha sonradan sonunda kesip çıkartabiliyoruz, biliyorsunuz. Ben şimdi şöyle zincir çektim modeli göstermek için. Şimdi dilerseniz yavaş yavaş modelimizi çalışmaya başlayalım. Şimdi zincirden sonra 3 tane zincir trabzan için çekmiş olalım ve dördüncü zincirin içine batıyoruz. Zinciri de sayarsak 2 oldu. Aynı zincirin içine batıp tekrar bir tane daha yaptım. Toplamda 4 tane olmuş oldu. 1, 2, 3 tane atlıyoruz. Dördüncüsüne tekrar batıp sık iğne ile sabitliyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Ve tekrar sık iğne yaptığımız zincirin içine batıp yine ikili trabzan örüyoruz. Zincirden hariç 3 tane. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. Devamındaki zincirden saymaya başlıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. zincirin içine batıp sık iğne ile tutturuyoruz. Tekrar 3 zincir. Sık iğne yaptığımız zincirin içine batıp 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Ve bu şekilde zincir bitimine kadar örelim. Ben sıranın sonuna kadar ördüm. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 model oldu. Diyelim ki fazla zincir çektiniz. Böyle kaldı. Şöyle bir ufak püf noktası göstereyim size. Bunu şu hemen dibindeki zincirden değil, bir önündekinden şöyle keselim. Bu ipi çektiğinizde hemen 2-3 zincir kalasıya kestiğimiz zaman tam modelinizin sonuna sıkılamış oluyorsunuz. Fazla zincirden kurtulmuş olduk. Evet, şimdi geri dönüyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Zincirden değil, şu trabzanlardan sayıyoruz. 1, 2, 3. trabzandan şöyle sağından girip sol taraftan çıkıyoruz önden batarak ve buraya bir tane sık iğne yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz ve şu çektiğimiz, bir ön sırada çektiğimiz şu zincir arka tarafta böyle boşta. Onun içine batarak 3 tane trabzanımızı oraya çalışıyoruz. Zincirle birlikte yine 4 taneyi elde etmiş olduk. 1, 2, 3. trabzana, yani zincirin hemen önündeki trabzana şu şekilde önden batıp sık iğneyle sabitliyoruz. Yani 2 tane modelin ortasına bir tane model denk gelmiş oluyor. 3 zinciri çekiyoruz ve arkada kalan zincirin içine 3 tane trabzanımızı çalışıyoruz. Ve zincirin hemen önündeki trabzana önden batıp bu şekilde tutturuyoruz. Gördüğünüz gibi alttaki iki modelin ortasına bir model denk gelmiş oluyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, son modelimi de yaptım. Şimdi burada şu trabzanın en son tepesine
Sık iğneyle tut. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. Döndük. Şu sabitlediğimiz sık iğnenin içine 3 tane ilk başta yaptığımız gibi 3 tane trabzanımızı yapıyoruz ve zincirin önündeki trabzana önden batarak tutturuyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Arka tarafta kalan zincirin içine 3 tane trabzanı ördük. Zincirin bir önündeki trabzana tutturuyoruz. Ve arka taraftaki zincire 3 trabzanımızı örüyoruz. Model bu şekilde ilerliyor. Sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane modelimiz oldu. Alt sırada da 6 model. Ortadaki sıramız 5 model. Bir sıra 5, bir sıra 6 model oluyor. Ben tabii benim yaptığım örneğe göre örnek veriyorum size. Şimdi bu sırada ne yapıyorduk? 3 zinciri çekip şu ilk modelimizdeki trabzana tutturuyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Arka tarafta kalan zincirimize tekrar 3 trabzanımızı örüyoruz. Bir yan taraftaki modele geçip trabzana bağladık ve arkadaki zincire modelimizi uygulamaya devam ediyoruz. Ben orta kalınlıkta bir bebe yünü kullandım. Tığımda 6 numara 3,5 milim. Tavsiyem size bu modeli örerken birazcık bir yarım numara, bir numara büyük tığ kullanmanız, böyle puf puf durması için. Eğer daha ince ip kullanıyorsanız 3 numara tığ kullanabilirsiniz. Modelimizin işleyişi bu şekilde arkadaşlar. Bir sırada 6 oluyorsa bir sonraki sırada 5 oluyor. Tekrar 6 oluyor. Bu sıramız yine 5 olacak. Ben birazcık daha öreyim. Biraz genişleteyim modeli. Ondan sonra kenar oyasını da size göstermek istiyorum. Zannedersem anlaşılmıştır model. Çünkü basit. 3 tane zincir çekip arka taraftaki zincir boşluğuna trabzanları dolduruyoruz. Şu sırayı birlikte bitirelim istiyorsanız. Bir sonraki modelin zincirin hemen önündeki trabzana tutturuyoruz. Arka tarafa. Bu şekilde alıp batıyoruz. Kabarıklı modele veren bu. Ve bunu dilerseniz buraya trabzana da tutturabilirsiniz. Dilerseniz zincire de batabilirsiniz. Fark etmez. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi bu sırada yine 5 tane örnek oldu. Bir sonrakinde 6, bir sonrakinde 5. Bu şekilde ilerleyecek. Ben biraz daha örüp modeli büyütüp geleyim. Evet arkadaşlar, bu kadar yeterli. Model çok rahat anlaşılıyor gördüğünüz gibi. Dikkat etmeniz gereken ilk sırada kaç taneyle başladıysanız modeli, son sıranızı da o kadar modelle bitirmeniz gerekiyor. Ben 6 taneyle başlamıştım ve 6 taneyle bitirdim. Şimdi şurada ipimi keseyim. Kenarını farklı bir renkle dönelim. Şöyle beyaz kullanabiliriz. Tersten git gel yapıyorduk ya. Bitirdiğiniz yerde terse çeviriyorsunuz ve ilk trabzanın tepesinden ipliğimizi tutturalım. Üç tane zincir çekiyoruz. İpliği de araya saklayayım. Evet, 3 zincirimizi çektik. Ve şimdi burada trabzana sabitliyoruz. 3 tane zincirimizi çekip modeli örer gibi aynı şekilde arkadaki zincire 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Trabzana sabitliyoruz.
Yine 3 zincir ve arkadaki zincire 3 trabzan. Aynı modelin devamı. Farklı renkle dönüp bir bütün halde bitirmiş oluyoruz battaniyeyi. Dilerseniz farklı bir uyumlu bir kenar modeli de örebilirsiniz. Ama bu modele kendi modelinin devamı çok yakışıyor bence. Tabii herkesin zevki ayrı. Ona bir şey diyemem. Dediğim gibi 2-3 renkle de örebilirsiniz. Tamamını tek renkte örebilirsiniz. Evet. Şimdi son köşede buraya tutturuyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Ve aynı yere köşede tekrar. Şuradaki zincire devam ediyoruz. Ve şu aralardaki sık iğnelere sabitliyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Aynı sabitlediğimiz noktaya. Kenarlarda bu şekilde denk geliyor. 3 tane sık iğnemizi sabitlediğimiz yere yapıyoruz. Modeli şimdi bir sonraki boşluğa sık iğneye tutturuyoruz. 3 zincirimizi çekip aynı yere 3 tane trabzanımızı örüyoruz. Bir sonraki boşluğa sık iğne ile modeli tutturuyoruz. Ve aynı yere trabzanları örüyoruz. 2, 3. Bu köşede de tam köşe noktasına batıp sabitleyip buraya trabzanlarımızı dolduruyoruz. Mantık aynı yani. Modeli yan kenarlarda kalan kısımlarda ara boşluklara tutturuyoruz. Alt kenarda da mecbur aynısını yapacağız. İki modelin tam ortasında zincire sabitlediğim yer. Bu şekilde dönüp tamamlayayım ben köşeye kadar geliyorum. Evet arkadaşlar, döndüm. Tam köşe noktaya geldim, başlangıç ve bitiş yerine. Şimdi buraya da 3 tane zincir çekip aynı boşluğun içine 3 tane trabzanı dolduruyorum tekrar. Ve şu ilk başlarken 3 zincir çekip buraya sabitlemiştik ya, o sık iğnenin tepesine kaydırma zinciriyle tutturup ipimi kesiyorum. Ve bu ipimizi arkada gizleyeceğiz. Evet, görmüş olduğunuz gibi modelimiz çıktı ortaya. Bu şekilde bence çok güzel. Ve örmesi de çok çabuk ilerliyor. Çünkü sadece zincir ve trabzanlardan oluşuyor. Hatta arka yüzü daha bile kabarık diyebilirim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Bu videomuz da buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize ve sevdiklerinize çok iyi davranın. Hoşça kalın.